Mağdurun çalışma arkadaşları arasında küçük düşürülmesi ve bunun sonucu olarak tedavi görmesi durumu söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda bu söylediklerim yargı kararında vurgulanan hususlar. Son bir yılda 5 yıl savunma istenmesi fiili bir mobbing oluşturur diyor. Bunu her somut olay açısından ayrı değerlendirmek lazım. İlla 5, illa 7 kavramlarına, sayılarına, rakamlarına takılmamak lazım. Yapılan davranışların birden fazla süreklilik niteliği gösteren davranışlar olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu somut olayda son bir yıl içerisinde kişiyi rahatsız etmek, oradan uzaklaştırmak için sürekli hukuka olmayan davranışlar sergilenmiş, sözü edilen yargı kararı bunu ifade ediyor. Yine bu amaçla, yani bezdiri mobbing amacıyla iş sözleşmesinin fesine zorlanması durumu var. İşte bunların hepsi dikkate alındığında mobbing vardır diyor, yargı ve mağdur manevi tazminata hak kazanmıştır diyor. Ayrıntısını birazdan Murat Hocam ifade edecekler. Burada acaba mobbinge maruz kalan kişi iş görmekten kaçınabilir mi? Önemli noktalardan belki birisinde bu oluşturuyor. Ben mobbinge maruz kaldım, bugün iş görmüyorum diyebilir mi? İş kanunu kapsamında olduğu takdirde bu imkanı söz konusu. 83. madde, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak bir durum söz konusu olursa kişi gerekli tedbirlerin alınmasına kadar çalışmamaya karar verilmesini talep edebiliyor. Burada iş sağlığı ve güvenliği kurulu var ise bundan talep ediyor. Böyle bir kurul yoksa, yani 50 işçiden daha az çalıştıran bir iş yeri söz konusuysa böyle bir kurulda olması mümkün değil. Bu takdirde direkt işveren veya vekilinden bu talepte bulunabiliyor. Yine mobbing iş yerinde eğer belli kişilere yönelik yapılıyorsa bir ayrımcılık söz konusudur. Eşit işlem yapma borcuna aykırılık oluşturur işverenin. İş yerinde 10 tane işçi var, bunlardan birisine mobbing yapılıyor. Öyleyse eşit işlem yapılmıyor demektir. İşveren ya hepsine mobbing yapacak, eşit işlem borcuna aykırılık oluşturmaması için veya o bir kişiye de mobbing yapmayacak. Eğer eşit işlem borcuna aykırılık söz konusu ise bu takdirde işçi 4 aya kadar tazminata mahkum edilmesini isteyebiliyor. İşveren işçiye 4 aylık ücret tutarına bir tazminat ödeyebiliyor. Buradaki ispat yükümlülüğü, ayrımcılık yapıldığı ispat yükümlülüğü işçi üzerinde. İşçi bana mobbing yapıldı, diğerlerine yapılmadı demek ve bunu ispatlamak zorunda. Yine mobbing, o iş yerinde o zamana kadar olmasının beklenmediği bir davranış olduğu için çalışma koşullarına da aykırılık oluşturuyor. İşçi çalışırken o şartlarla çalışmayı kabul etmemişti. Yeni bir çalışma ilişkisi söz konusu, davranış söz konusu. Dolayısıyla önceden kararlaştırılmayan bu tür davranışlar çalışma koşuluna aykırılık oluşturuyor. İşçi haklı nedenle sözleşmeyi tazminatını alarak feshedebiliyor ve buna yönelik değişikliklerin de işveren tarafından yazılı bir şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi asıl mobbinge maruz kalanların açabileceği davalar var. Bunlara yönelik sadece bir cümleyle söyleyip sözümü burada noktalamak istiyorum. Mobbinge maruz kalanlar maddi ve manevi tazminat davaları açabiliyorlar. Buna yönelik olarak kişilik hakkı çerçevesinde mobbingin korunmasını değerli meslektaşım Murat Doğan Hocam anlatacaklar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Murat Şen Hocam'a teşekkür ediyorum. Mobbing'in tarifini, literatürünü, ne olduğunu, ne olmadığını güzel bir şekilde anlattılar. Tabiatıyla değerli bilim adamlarımız olayın akademik yanını alıyorlar. Mesela mobbing için sayılır mı şimdi? Bizim sol tarafımızdan soğuk hava geliyor. Ama sürekli olmadığı için bu mobbing sayılmaz diyebiliyoruz. Başkanım, ben de soracağım sorulardan
Adnan birisi şuydu. 5 defa haber gönderdiğim halde kırma kapatırlarsa o aşağıdan yukarıya doğru... Aşağıdan yukarı dikey mobbing oluyor Sayın Hocam. Evet. Biz hocalarımla beraber genç olduğumuz için soğuğa dayanabiliyoruz o bakımdan. Değerli katılımcılar, mobbingin tarifini ve ne olup olmadığını detaylı şekilde anlatıldı. Şimdi Sayın Hocam Murat Doğan Bey de mobbingle mücadeleyi anlatacaklar. Yine o da akademik bir şekilde anlatacağını düşünüyorum. Onun anlatımının bitmesinden sonra biz tatbikatçıyız. Çok çok kısa, bir 5-10 dakika sürecek şekilde ben de mobbingle ilgili bu aldığımız bilgilerden sonra gerek ceza hukuku açısından, gerek pratik yaşantı açısından, gerek bizim meslekimiz ve meslek hukuku açısından kısa açıklamalarda bulunacağım. Şimdi sözü Sayın Murat Doğan Hocam'a veriyorum. Evet, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Başsavcım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, kıymetli hazırım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Osmaniye çok sıcak, onu bir kere ifade edeyim. Bu toplantıyı düzenleyenlerden de ayrıca teşekkür ediyorum hepsine. Bizi bu nazik davetlerinden dolayı, burada ağırlamalarından dolayı. Şimdi Murat Hocam epeyce tavsiyatlı olarak mobbingi anlattı, iş hukuku açısından, memurlar açısından hangi hallerin mobbing teşkil ettiğini. Tabii bunun neticesinde karşımda şu çıkacak, hakkımızı nasıl alacağız? Aslında Murat Hocam onların da bir kısmının yollarını gösterdi. Şimdi Murat Hocam'ın anlattıklarından da ortaya çıkan şu. Mobbing sonucunda bizde şunlar meydana geliyor. Bir, vücut tanrımız ihlal edilebilir. Nedir bu vücut tanrımız? Sağlığımız, bedenler, ruh sağlığımız bozulabiliyor. Ve ya, hocamın örnek olarak verdiği sayılı kararlarda da zaten göze aldığımızda ortaya çıkan sonuç şu. Genellikle psikolojisi bozulmuş, depresyona girmiş, insanlarla karşılaşıyor. Sadece ruhsal bozukluk mu? Hayır. Bunun beden bozukluğuna da, bedensel, fiziksel bozukluklara da yol açtığını görüyoruz. Mesela bir eserde, bir makalede denk geldim. Birisi mektubunu göndermiş. Almanya'da meydana gelmiş üstelik. Hanımefendi bu mobbing neticesinde sedef hastalığına yakalanmış. O kadar üzüntü duymuş ki bundan. Şimdi burada bir vücut tanrının ihlali var. Bazen bunun intihar vakalarına gittiğini görüyoruz. Mobbing neticesinde girdiği psikolojik travma neticesinde intiharlar meydana geliyor. Bazen bunlar da yine hocamın verdiği örneklerden hatırlayacaksınız. Şeref ve haysiyetimizi ihlal ediliyor. İş arkadaşlarımız yanında, başkalarının yanında bizlere hakaret ediyor. Aşağılanıyoruz. Sen bu işi beceremezsin diyoruz. Yine bir yargıtay kararında açıkça ifade edilmiş bu. Şahitler bunu ifade etmişler. Bu böyle bir şeye maruz kalıyor. Bizim şeref ve haysiyetimizi ihlal eder. Yine mesleki itibarımız. Birini alıyorsunuz, bir müdür makamından işte daha alt bir tabir yerindeyse tenzil rütbe yapıyorsunuz. Kasten yapıyorsunuz ama onu zaten aşağılamak, küçük küçülmek, işini bırakması için yapıyorsunuz. Mesleki itibarına sebep oluyorsunuz. Benim bu bütün saydıklarım bizim kişilik hakkı dediğimiz, hayat, vücut tamlığı, sağlığımız, şeref ve haysiyetimiz, özel hayatımız, resmimiz, mesleki itibarımız olarak ifade edilen kişilik değerlerin üzerindeki hakkımız olan kişilik hakkının ihlalidir. Ben şimdi bu kişilik hakkının ihlali neticesinde neler olur, ne yapabiliriz, hangi dava yollarından yararlanırız onlara diyeceğim. Ama bizim kanunumuz, medeni kanunumuz, Türk Medeni Kanunu 4721 sayılı. Önce diyor ki kişilik hakkını ihlalinden dolayı korunma isteyebilmeniz için hakimden davranışın, bunu ihlal eden davranışa hukuk aykırı olmasınız. Hukuk aykırılık nedir? Aynı davranışları hukuka aykırılık teşkil eder. Burada hemen şunu ifade edelim. Bizim mal ve şahıs varlığı değerlerimiz, yani mal varlığımız yanında demin saydığım o hayat, vücut tanrılığı, şeref ve haysiyet, sağlık, özel hayatımız, sırlarımız, resmimiz, ismimiz, mesleki itibarımız, bunların hepsi koruyan emredici hükümler var. Hukuk düzeni koymuş. Başta anayasanın 17. maddesinden başlıyor. Herkesin yaşam hakkına sahip olduğunu, bunu devam ettirme, idam ettirme hakkına sahip olduğunu. Ceza kanunları, mesela adam öldürme suçu nedir? Vücut tamlığının ihlali suçu, orada aynı şekilde mezhep değil eski tabirle nedir? Bunlar ceza kanunuyla bu değerlerimizin korunmasını sağlamaya yönelik en de düşkünlerdir. Bunu ihlal ederseniz cezayla, yaptırımla karşılaşırsınız diyor. Geliyoruz
Türk Medeni Kanunu 23, 24, 25. maddeler, hatta 26, 27. maddeler adı da kapsayarak bizim bu değerlerimizi korumaya yönelik emre düşkünler. Bunları ihlal edemezsin diyor herkese. Çünkü bu kişilik hakkı mutlak haktır. Herkes buna riayet etmelidir. Bunu ihlal edemezsiniz diyor. Kim olursanız olun. Ama hemen burada belirtelim. Ne dedik? Emredici hükümler var. Bizim bu kişilik hakkımızı koruyan kişisel değerimizi, bunları ihlal edilmişse o zaman deriz ki hukuka aykırı bir davranış var. Yalnız yine Medeni Kanunu 24. maddesi 2. fıkrasında der ki şunlardan biri yoksa davranış hukuka aykırıdır. Neymiş onlar? Biz bunlara hukuk uygunluk sebebi diyoruz. Bunlar varsa o zaman hukuk aykırılık gerçekleşmez. Bir kere zarar görenin rızası. Mesela biri sizi bıçaklasa kişilik hakkınızı ihlal eder. Ama gidip doktora bıçak altına ameliyata biz yatıyoruz. Niye? Tedavi olmak için. Bu rızadır. Biri bizim sırrımızı öğrense bu kişilik hakkımızı ihlal eder. Başkasının anlatmasına bile gerek yok. Ama biz mesela bir sanatçı, politikacı veya rektörümüz mülakat veriyor, röportaj veriyor. Rızasıyla anlatıyor. Bu hukuka uygundur. İkinci bir şey, üstün nitelikte özel yarar. Yani sizin de veya başka birinin mal veya can varlığını kurtarmak için başkasına da zarar verebiliriz. Saldırıyı bertaraf etmek için meşru müdafaa diyoruz. Bu üstün nitelikte bir özel yarardır. Veya trafik kazası olmuş, işte kaza zedelerinden biri şuurunu kaybetmiş, onun ameliyatı zorunlu. Doktor burada onun rızasını alamayacağına göre onun yararı için, ona müdahale ettiği için hukuka uygundur bu diyoruz. Üstün nitelikte kamu yararı. Zaman zaman salgın hastalıkta karantina uygulanması, zorunlu olarak aşıya maruz bırakılması kamu yararıdır. Veya basının kamuya aydınlatma görevi için haber vermesi, eleştiri yapması bir hukuk uygunluk sebebidir. Dördüncüsü, kanunun verdiği yetkinin kullanılması. Mesela mahkemenin verdiği tutuklama kararı, polisin bunu uygulaması. Borcunu ödemeyen birinin evine haciz gitmesi, icra memuru mallarını kaldırması. Haciz de memur olur mu? Şeref faiziyetimiz ihlal edilmez mi? Ama memur görevini yapıyor. Usulüne uygun yapmış olmak kaydıyla bu hukuk uygundur. Şimdi hemen gelelim. Acaba mobbing bakımından bunlar hukuk uygunluk sebebi teşkil edebilir mi? Ederse ne kadar edebilir onlara denir. Başta rıza. Acaba mobbingde bir kimse hocamın tarifiyle sistematik olarak aşağılanmasına, dışlanmasına maruz kalıyor ve buna rızası olsa bu geçerli olur mu? Her rıza bir davranışı hukuk aykırı uygun hale getirmez. Mesela iyileşmesi mümkün olmayan bir hastanın ötenaziyi, öldürülmesini kabul etmesi hukuk aykırıdır. Burada da bir kimsenin kendisine sistematik olarak baskı uygulanması, tacizde bulunması, aşağılanması, dışlanmasını kabul etmesi de ahlaka aykırı. Dolayısıyla geçerli bir rıza değildir. Buna dayanarak mobbing uygulandığı ileri sürülemez. Özellikle cinsel taciz vakalarında işinden olma kaygısıyla cinsel tacize rıza gösteriyorsa bu asla hukuka ve ahlaka uygun bir rıza değildir. Mobbingi ortadan kaldırmaz. Hukuka aykırı bir mobbing olduğunu söyleyebiliriz. Üstün nitelikte özel yarar ve üstün nitelikte kamu yararı yine mobbingde ben olabileceğini düşünmüyorum. Belki çok istisna örnekleri olabilir ama ben tespit edemedim. Ama kanun verdiği yetki burada bir hukuki uygunluk sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Yargı kararlarından biri de şöyle bir veya iş huzurunu bozuyorsa ve görev yerindeki iş arkadaşlarıyla tartışıyor, huzursuzluk çıkartıyor vesaire ise safsaklıyorsa buna ne yapacağız? Elbette ki soruşturma açacağız, elbette ki savunma isteyeceğiz, elbette ki ceza vereceğiz. Eğer usulüne uygun yapılmışsa bu soruşturmalar, savunma istemeler ve usulüne uygun olarak da ceza verilmişse burada bir hukuk uygunluk sebebi vardır. Kimse bana sürekli olarak soruşturma açıyorlar diyerek mobbing iddiasında bulunamaz diyoruz. Tabii hukuk uygunluk sebepleri yoksa o zaman mobbing olacaktır diyoruz. Hangi davaları açacağız? Hemen hızlıca onlara değineyim. Şimdi bizim yine Medeni Kanunumuz 25. maddesinde diyor ki hakimden şu taleplerde bulunuyor. Daha doğrusu kişilik hakkının ihlaline karşı şu davalar açabilir. Biz o davaları ikiye ayırıyoruz. Bir, koruyucu davalar. İki, tazminat davaları. Koruyucu davalar üçtür. Önleme davası, durdurma davası ve tespit davası. Tazminat davaları da üçtür. Maddi tazminat, manevi tazminat ve vekaletsiz iş görmeden doğan tazminat davası. Şimdi önce önleme, durdurma ve tespit davalarına bakalım. Biz bunları önleme davasıya başlayalım. Şöyle tanımlıyoruz. Önleme davası kişilik hakkına yönelik olarak bir tecavüz, bir saldırı tehlikesi varsa bunu önlemek için açılabilecek davadır. Saldırıyı önlemek için. Bir tehlikenin de olması şarttır.
O saldırı hukuka aykırı olmalı. Demin anlattığım ölçüler çerçevesinde hukuka aykırı olmalı. Bir kusurun olması zaten...